meneğim, beni dünyadaki en mutlu adam yapar mısın? Bu bir evet mi? Ah, olamaz. Yüzüğüm gitti sanırım. Bir dakika, bir fikrim var. Bu tüyo saniyeler içinde parmağına bir yüzük takmamı sağlayacak. Çok güzel değil mi? Şimdi bunu hemen şunun üstüne yapıştırıyoruz. Sorun çözüldü. Şimdi benimle evlenir misin? Yine mi teklif ediyorsun? Umarım parmağıma uyar. Vay canına. Evet dedi arkadaşlar. Burası aynı fotoğraftakilere benziyor. O zaman ilk ne yapsam acaba? Haberleri izlemekten nefret ediyorum. Bir saniye. Ben mi? Ne? Neler oluyor? Bu hırsız şehri talan ediyor. O yüzden değerli eşyanıza dikkat edin. Bu hırsız her şeyin üstünden atlayabiliyor. Kilitli pencereler adamın uzmanlığı. Yanından geçen birisi onu iş üzerinde yakaladı ve caddeye kadar takip etti. Ama ne yazık ki kendisi hala firarda. Bir şey duyar ya da görürseniz polisi arayın. Eviniz tehlikede. Amanın. Evi terk etmek için seçtiğim zamana bak. Tatile gitmek için evden ayrılamıyorum. Mücevherlerim her yerde. Param da öyle. Ama neyse ki bunun için bir planım var. Geri döneceğim. Ne seyahatti ama. Ama bavulumu boşaltmadan evvel buralarda neler olduğuna bir bakalım. Hırsız bu. Şu adamdaki cesarete bak. Burası güzelmiş. Mücevher kutusu bu mu? Ne? Tel tokadan başka bir şey yok burada. Ne zaman kaybı? İşe yarayan şeyler nerede ki? Hala bir şey bulamadım. Bu çok anlamsız. Hadi düşün düşün. Çöp kovası mı? Yok canım. Polis geldi. Buradan kaçmam lazım. Olamaz. Çok güzel işe yaramış gerçekten. Ve bunun için gereken tek şey bir ufak toptu. Şuna bakın arkadaşlar, etkileyici değil mi? Çok bariz noktalar yerine takılarınızı daha az göze batan yerlere saklayın. Mesela buraya bakmak kimsenin aklına gelmez. İşte bu yüzden burası çok iyi bir saklama yeri. Bunun için bu şekilde kesilmiş bir karton kullanıyoruz. Ortasını daire şeklinde kesiyoruz. Ambalaj kağıtları ve diğer çöpler yapışsın diye sağına soluna sıcak tutkal sürüyoruz. Yalnız kartonun görünmemesine dikkat ediyoruz. Böyle devam edelim. Üstü tamamen kaplandığında artık eşyalarını saklayacak bir yerin oluyor. Bugün ne sıkıcı bir gün. Bu çiçekler ne güzelmiş. Acaba... Anneciğim, sadece sana seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Ne tatlı bir çocuksun sen. Evet, hadi yapalım şu işi. Yaşasın, işte geliyorum. Uf, çok fena, hepsi mahvoldu. Anne, sana bir şey getirdim. Çünkü sen benim için çok değerlisin. Vay canına. Hepsi senin. Sadece sana değer verdiğimi görmen için. Görüşürüz. Ben bu çer çöple şimdi ne yapacağım? Bir dakika. Belki bununla bir şey yapabilirim. Tabii ya. Evde eski bir karton kabın var mı? Onu ters çevirip tabanına bir kadehi baş aşağı koy. Sonra kenarlara çiçekleri serpiştir. İstediğin renkte çiçekler kullan. Sonra aradaki boşluğun üstüne sıvı reçine dök. Kenarların iyice dolmasına dikkat et. Merak etme, reçine bütün çiçeklerin üstünü kaplayacaktır. Sonra sertleşmesi için bekle. Şimdi kadehi kaldırdığında harika bir bileziğin olduğunu göreceksin. Gerçek anlamda türünün tek örneği bilezikler. Bunlardan bir sürü yapabilirsin. Anne, yılanlardan hoşlanır mısın? Gerçek değil bunlar, sakin ol. Ne? Kanka, inanılmaz bir gösteriydi. Evet ama böyle harika dövmeleri var mıydı? Ne? Vay canına. Wow. Pekala, ben de bunlardan bir tane yaptırmalıyım.
David bir anda etkileyici bir çocuk oldu. Selam. Dokunabilir miyim? Acıdı mı? Yo, pek değil. Çok acıyor. Bana ne yapıyorsun? Daha başlamamıştık değil mi? Pardon. Hazır mısın? Sanırım evet. Ama tanım. Gerçekten çok acıyor. Yok canım. Öyle mi? Çok cesursun. Keşke benim de güzel bir dövmem olsa. Ama en azından bir taklidini yapabilirim. Değil mi? Şuna bir bak. Ha, bu sadece zayıf bir mürekkep izi. Benimki gibi değil. Şimdi ne olacak? Etkileyici olmak için hala yapabileceklerim var. Bunu görüyor musun? Bunu çok hızlı döndürebilirim. Of, işe yaramıyor. David'in ilgisini nasıl çekebilirim? Buldum. Hey, bu kıyafet beni daha iyi yansıtıyor değil mi? Yani şöyle böyle. Of, hiç umut yok. Bir saniye. Sanırım ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bir ataş alıp ucunu böyle kes. Sonuçta ortaya çıkan şey bunlar olacak. 4 tane yeter. Vay canına. Bu piercingler müthiş. Üstelik sende bir sürü var. Bende ise sadece değersiz bir dövme var. Beraber takılalım mı? Hiç sanmıyorum. Müthiş, işe yaradı. Korku filmi demek. Pardon. Hey, birazdan dönerim. Belli ki benden çok etkileniyor. İşler bayağı kızıştı. Bir dakika, küpelerim nerede? Herhalde takmayı unuttum. İşte böyle çok daha iyi görünüyorum. Olamaz. Küpem. Şaka mı bu? Bunu gerçekten yapacak mıyım yani? Amanın. Ne? Bu küpem değil. Bir dakika, bu nedir? Ne? Hadi ama. Hey. Ne oldu? Konu ben miyim yoksa? Hayır. Hadi anlat bana. En sevdiğim küpelerim. Gördün mü? Patlamış mı sırana dersin? Hayır. Hey, en azından denedim. Bir dakika. Belki bunu kullanabilirim. Renkli patlamış mısırın var mı? Onu bir küpenin kancasına tak. Kancayı böyle kolaylıkla takabilirsin. Gördün mü? İşe yaradı. Tada! Ne? Bunlar senin. Vay canına. Üstelik güzel ve hafifler. Sen çok tatlı bir çocuksun. Şimdi bir öpücüğü hak ettin. Sen çık buradan bakayım. İşte böyle. Annie. Hey. Bunları asmanı istiyorum hemen. Olmaz. Evet olur. Yoksa benim sözümü dinlemek istemiyor musun? Of, bu çok saçma. Bu kadar yükseğe ulaşamam ki. Pekala. Böyle daha iyi. Hey. Hiçbir şey göremiyorum. Ay canına. Of ya. Her şey etrafa saçıldı. Bunu yapamıyorum. Bir dakika. Çok harika bir fikrim var. Bu perde halkalarını görüyor musun? Bunlar meğer bir sürü şey için kullanılabilirmiş. Ama öncelikle renklerini değiştirelim. İçimden altın rengi geçiyor. Bu arada birkaç kat sürmekten de çekinme. Kuruduğunda içinden böyle kalın bir kurdele geçir. Kurdeleyi birkaç halkanın daha içinden geçirmeye devam et. Daha fazla halka eklediğinde kurdeleyi geriye doğru geçir. İnan bana güzel olacak. Bunu artık müthiş bir takı olarak kullanabilirsin. Gördün mü? Kimin perdeye ihtiyacı var ki zaten? Böyle çok daha iyi işe yaradı.
Ne? Böyle bir şey aklına nasıl geldi? İşte. Biri hal oldu. Şimdi diğerlerini ver bakalım. Seni moda meraklısı seni. Giyecek harika bir şeyler tasarlama modunda mısın? O zaman bu ipuçları işine yarayabilir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.